Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Tayyip Erdoğan'dan yana. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Ya güvenilir lider o görünüyor. Başka lider göremiyorum. Yani şu anda yani düşünüyorum, taşınıyorum en güvenilir lider yine Tayyip Bey çıkıyor. Öbürlerini denedik mi abi, güvenilir güvensiz olduğunu ya, biliyoruz. Denemedik de onları partiden görüyoruz ne yaptıklarını. Partiler seçimlerde bütün vaatlerini hiçbir şey kazandıkları yerlerde hep çöplük. Başka bir şey yok. Ben kaç tane seçim geçirdim. Yani eskiden CHP'ye de çok oy verdim. Fakat yani Ecevit'ten sonra CHP'ye oy vermem. Çünkü yani hiçbir sözünü tutmuyorlar. Yaptıklarından dolayı. Görüyorsun İstanbul'un halini görüyorsun. Çöp yığınları yok bilmem ne. Biz yağ kuyruğu da gördük, tüp kuyruğu da gördük. Hepsini gördük. Şu an kuyruk yok mu abi? Yok kardeşim. Ne kuyruğu var? Şimdi Türkiye'de halk ekmek kuyruğu var diyorlar abi İstanbul'da. Şimdi kardeşim halk kuyruğu bunlar hep insanların uydurması. Şimdi Türkiye geneline bak. Bu pandemi dolayından bütün dünya kavruluyor. Bütün dünya ekonomileri bozuk şu durumda. Hangi ülkenin mesela ekonomisi bozuk abi? Ya kardeşim bakıyorsun, görmüyor musun sen televizyonlarda olayları? Abi hangi haber kanalında mesela gösteriyor? Ya ben Habertürk'te seyrediyorum. Mesela NTV'de seyrediyorum. Efendim hepsine bakıyorum yani. Ben geziyorum hepsinin kanallarını. Hepsine bakıyorum yani. Ekonomiler bozuk. Peki abi doğru söylediğini nereden biliyoruz o haber kanallarını? Ya doğru söyleyenin mesela şimdi... Mesela Almanya'da da büromuz var. Almanya'daki büromuzda çok güzeldi. Hiçbir problem yok. Gayet pandemi döneminde destekler de yapıldı. Aşılar da vuruldu diyor. Amerika'da da tekrardan duyduğumuza göre aşılar vuruldu. Bütün vatandaş aşını vuruldu. Ya mesela ekonomi çalışmıyor kardeşim. Ekonomi duruk yani şimdi. Kimin işi olabilir? Almanya'nın mı abi ekonomisi? Ya Almanya'nın da bütün diyorum ya sana. Bütün Avrupa ülkeleri hepsi aynı yani. Dünyada pandemi var. Kimin ekonomisi duruk değil ki? Ufak tefek herkes bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Ama bizim Almanya'daki büroda da diyor ki, diyorlar ki Almanya'nın ekonomisi hiçbir problem yok. Yeteri kadar esnafın da yanında olabildik, vatandaşın da yanında olabildik. Nasıl yok diye, biz esnafın yanında olmadık mı? Esnafın yanında da olduk biz. Yani şu medyalar bizi yanıltamaz mı abi? Mesela. Ya kardeşim medya neyi yanıltacak? Bir insanda akıl var, fikir var. Görüyorsun ortalığı yani. Hani Türkiye'mizde ne yaptı Cumhurbaşkanımız? Esnafına da bütçemizin erdiğince, ne bileyim fakirine de. Ama esnaf almadım diyor abi. Neyi almadı kardeşim? Al benim kızım esnaf, niye almadı? Gel götüreyim seni. Ne kadar aldı abi? Ya 5 milyar para aldı. İyi be 5 milyar. Evet. Yani devlet ödemesi bu yana yani. Ufak esnaf. Geri ödemeyecek ama kesin. Hayır kardeşim, bu çocuk giyim üzerine çalışıyor. Ufak yani. 5 milyar para da devlet. Daha ne yapacak? Elinden geleni yapıyor devletimiz. Yani herkese yetişir mi yani bu olay? Ama yani elinden geldiğince. Yetişmesi şimdi, lazım değil mi abi mesela? İnsanlarımız 40 kardeşim, yıl boyunca vergi veriyor. Hep veriyor. Ben de 32 sene çalıştım devlete. Ben de verdim vergi. Ben de verdim vergi. Vatan büyüyecekse verelim her sürü. Tamam bak büyüsün. Ben de cebimden çıkarıp yardımcı olayım. Bu vatan millet için. Bak dört tarafımızı düşman sarmış. Değil mi görüyorsun? Mavi vatan, mavi vatan. Ne oldu? Yok öyle dediler, yok böyle dediler. Ne oldu? Türkiye'leri çıkınca hepsi sustu. Ya bak Türkiye'mizde neler yaratıyoruz. %80 şeyimiz kendimizin oldu. Söyle şunu. Savunma sanayimiz. Değil mi? Savunma sanayimizi gör. Yani savunma sanayimiz. Abim güzel sordu. Atatürk'ün kurduğu fabrikalar ne oldu? Hangi devirde yaşıyorsun sen? Kaçıncı asırdasın sen? Hangi asır? Sen şeyi sorusun ya. Cep telefonunu sorusunuz ya çıktığınızda. Niye sorusunuz? Cep telefonu ne? Cep telefonu mu diyor? 2021'de adam uzaya koloni kurdu. Sen ne kur? Ben konuşamıyorum. Ben de devlet memuruyum. Emekli oldum da. Kardeşim gerçekleri konuşun memlekette. Gerçekleri konuşuyorum. Sen de konuş. Ya ben gerçi benim menfaatim yok ki o şeyden partiden. Ya kardeşim ben kendi menfaatimi düşünmüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini konuşuyorum. Gerçekleri konuşmuyorsunuz ya. Türkiye'nin menfaatini. Niye bu adam damadını aldı madem? Allah Allah. Niye aldı? Tutturmuşsunuz damat. Al damadı da aldı adam. Niye görevden aldı. Niye aldı? Damat. Ya kardeşim 4 ayda 4 kere şey değişti ya. Ne o? Hazine Bakanı değişti. Merkez Bankası. Nasıl oluyor bu iş ya? Tutturmuşlar. Damat. Ya bırakın. Gerçekleri görün. Adam ekonomiyi bıraktı. Ekonomi bu bocalamaya başladı. Ya sen ya bu kafaları bırakın artık. Yani. Gerçeklerle yüzleşin ya. Ya. Kardeşim Atatürk'te Cumhuriyet'i bu ülkede silemezsiniz. Olmaz o iş. Bitti o iş. Ya bak akıl. Sen
Konuştuğunun farkında değilsin. Ne diyelim ya? Atatürk'ü kim siliyor? Ya Atatürk'e küfreden adamı cenazesine kim gitti? Kim etti? Kim söyle? Ki, ya kim etti o fesli adam mı? Kimdi o fesli? Yazar. Ya bir öldü. Bir şey bildiğim ya. Nasıl bir bildiğim yok ya? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde EDP'liler, PKK'lılar dolmuş. PKK diyemiyorsunuz. Ya şeye kim getirdi? Sınıra kim getirdi olsun öyle ya? Habura kim getirdi baba? Habura kim getirdi? Habura mahkemeye kim getirdi? Kılıçdaroğlu mu götürdü? Çözüm bulunsun diye götürdü. Nasıl çözüm bulunsun? Nasıl çözüm? Çözüm. Çözüm hani inlerinde. Nerede inlerinde? Ya ayıp günah. 13 tane askeri şehit ettiniz. Adamlar devlet kuruyor Suriye'de baba ya. Ne inlerinde be? 13 yıl. Nasıl konuşmuyorum ya? Sen PKK namına konuşuyorsun. Ya kardeşim o adamlar orada 5 sene kalmış. Niye gidip de bir yardım etti senin şeyin yok mu? Gücün yok mu hükümet? Adamların mağarasında kalmadı mı teröristlerin? Ya mağarasında kalmış adam kurtarmaya gitti ya. Ne kurtarması ya? Öyle kurtarma mı olur ya? Öyle kurtarma mı olur? Bangır 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 helikopterler uçaklar. PKK'yı bırak. Sen bu günümüze bak. Bak Türkiye'nin Cumhuriyet'in verdiği tüm değerleri. Cumhuriyet'in verdiği tüm değerleri adam hepsini sattı kardeşim. Ne kaldı? Belki AKP şu ana kadar bir tane fabrika kurduğunu söylesene bana. Hangi fabrikayı kurdu? Neyi kurdu? Koca savunma sanayini kurdu. Sen uyuyorsun ayakta. Nasıl nerede? Kimden aldın sen ya? Ne ürettik? Ne ürettik? Ya sen motorunu Almanya'dan, İtalya'dan veriyorsun ya. Bir şey söylesene bana. Ya bırak Allah aşkına ya. Hani arabayı açıyorduk. Ya bırakın ya. Ona göre ya bırakın arkadaşım bak makarnaya şeye satmayın kendinizi ya. Bak Cumhuriyet'in kazanında. Bak hükümet geçirdim. 7 tane gördüm, 8 tane gördüm. Ben Demirel'ini de gördüm, Ecevit'ini de gördüm, Erbakan'ını da gördüm. Efendime söyleyeyim Tayyip Bey'i gördük. Şimdi şeyi gördük, Turgut Özal'ı gördük, Mesut Yılmaz'ı gördük. Tanzu Çiller'i gördüm. Ben hepsini gördüm. Hepsini biliyorum. Bana hikaye yapma. Bana hikaye yok. Eski başbakan şimdi Cumhurbaşkanı. Ben gerçekleri konuşan adamım. Gerçekleri konuşmuyorsun. Daha dün daha Cuma günü 450 milyon dolar bir anda kayboldu. Kime gittiğini adam açıklamasını yapıyor. Sen daha neden bahsediyorsun baba ya? Sen daha neyin bahsediyorsun? Adam bak. Sen söyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yani. Bak şimdi Maliye Bakanı istifa etti. Bak. Herkes görüyor, herkes söylüyor ben nerede. Ya medya yalan mı? Barbar insanlar bağırıyor, nereye gitti? Ya sen niye seyrediyorsun? Haber seyrediyorsun. Ya şey Star'ı ya. Medya bölünmüş partilere. İki tane kanal seyretmek de olmuyor o iş. %95 kime ait? Medya bölünmüş. %90 kime ait medyanın? Kime ait be? Kime ait? Bana mı ait? Yok bana ait. Kimin reklamını yapıyorlar gece? Hep CHP'nin reklamını yapıyorlar. Lan ayıp ya insan utanır ya. İyi Parti'nin reklamını yapıyorlar. Ne İyi Parti'nin be? Haberde sen CHP'yi betirdin gördün mü? Senin Cumhurbaşkanı çıkıp da bir kelime söylüyor mu insan? Baba, ben sana bir şey söyleyeceğim. Kızmak gibi. Fox TV'de Cumhurbaşkanı adam dinler misin? Bütün işlere. Fox TV'de Cumhurbaşkanı adam bir soru sordu. Maliye Bakanı istifa etti. İstifayı hiçbir tane kanal vermedi ya. İstifayı. 2 gün arada geçti ondan sana verdi. Vermesen olur. Ya öyle bir şey olur mu ya? Ya devletin Maliye Bakanı istifa ediyor ya. Hiç ya. Ya ne demek yani bir şey? Ya değil be hemşerim. Kanallar korkuda veremiyor. İstifasını veremiyor. Sen hangi demokrasiyle bahsediyorsun? Bir dakika bak kardeşim. Senin fikrin ne? Onu söyle bakayım bana. Senin fikrin ne biliyor musun? Benim fikrim tekrar Cumhuriyet'e dönmek. Tekrar bu rejim tek kişilik rejim. Tek bir kişiye idare etmeyecek. Cumhuriyet'ten mi çıktı be kardeşim? Nereden çıktı? Nasıl çıktı? Ya sen 100 yıllık bir cumhuriyet değerimiz var. Sen bir tane tek kişiye şu an bağlasın ya. Ya şu an adam sabah kalkacak adam diyecek ki Türkiye'deki tüm şeyine karşı çok mu iyiydi be kardeşim? Ya hiç yoksa iyiydi. Bundan iyiydi. Bundan. Bırak bak. Bir bakanın değeri yok şu an. Bir tek kişi konuşuyor. Bakan konuşamıyor aslında. Ya andımız niye okundu ya? He? Cevabını versene ama andımızı niye kaldırdılar? Söyle şunu. Bırak sen şeyi. Erdal İnönü. 25 sene öncesi geldi burada. Evet. Meydanda seyrettim. Adam git burayı benzinin yanına bir tane kürtül temeli attı. Ya git Erdal, gör al CHP'liler bak çürüdü. Temel çürüdü. Erdal tek başına mı iktidara geldi? Tek başına mı geldi? Ya sen adam 19-20 sene var memleketi yönetiyor ya. 20 sene var mı dünyada yönetiyor? CHP denen bir şey yok. CHP daha iktidara gelmedi. Adam konuşuyor. Allah'ını seversen ya. Bak şu an var ya şu an. 1950'den sonra da hep CHP yoktu. Hep sağ parti bak. Sağ partiler geldi ama Türkiye'yi ne hale soktular. Görüyorsun değil mi? Bak dolar kaç para? Baba dolar kaç para? Dolar. Dolar kaç para? İnsanlar aç. İnsanlar aç. Etmiyorum kardeşim. Etmiyorum. Ben Allah'a şükür ediyorum. Ben biat etmiyorum. Ya siz biat ediyorsunuz kusura bakmayın. Sizde biat kültürü var.
biat kültürünü bırakın, bırakın biat kültürünü. Bu millet aç ya, görmüyor musunuz? Aç ya. Aç tabii ya. Ha, tabii tabii, çıkarayım mı şeyi? Bak çantala geziyorsun. Bak, telefon abi, telefon. Vereyim mi? İster misin hediye? Bu da yok desin. Vereyim mi? Bu da yok desin. Ya 2020'de güzel adam uzaya koleni kuruyor. Uzaya, uzaya. Sen neyin peşindesin ya? Bizim de kurmağı uğraşacaklar. Ne kuracak ya? Ne yapıyorsun? Ya, sen istersen uzaya çıkacak. İstersen Tayyip'e söyle, seni bindirsin, ilk önce göndersin uzaya. Ne bindirecek? Sen kendin çıkar. Ya bırakın ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Sen taksi yapamıyorsun ya. Sen neyin peşindesin ya? Ne fabrikası? Ya sen tank balık fabrikasına sen, verdin ya. Sen hiçbir şey şerefmiyorsun be. Ya vallahi. Sen ağa versi etmekten bir şey görmüyorsunuz ki. Senin bırakın mı? Senin bak böyle ekonomiden. Böyle bakmayın, böyle bak, böyle bakın. Teknolojiden. Bakın sağa sola bakın ya. Piyasadan haberin yok. Tabii tabii. Vallahi yok. Şu gözlüğü bırakın, at gözlüğünü çıkar da gerçek gözlükle dolaşın memlekette ya. Ne gerçek gözlüğü, benim onlarla numaralı ya. Gözlüğüm be kardeşim. Ya siz Atatürk'ü inkar eden adamın peşine gidiyorsun ya. Atatürk'ü inkar ediyorsunuz ya. Kardeşim, ya kim? Cumhuriyet Atatürk desin, sorunuz yok mu? Ya Allah aşkına ya, böyle çok mantıksız ya. Konuşuyorsun. Ya ben en basit ya, bir dakika ben sana. Atatürkçüyüm, Atatürkçüyüm. Ne alakası Atatürkçüyüm, ben ne alakası? Atatürkçüyüm ben. Ya 3 gün önce kongre oldu Ankara'da. 30 bin kişi vardı. Başka bir parti ya yapsa ne yapardı ya? Hepsi yapıyor. Kim yapıyor? Sırası gelen yapıyor. Kim yapıyor? Hepsi yapıyor. Ya sen avukatları yaptırmadın şeyi ya. Kongresini yaptırmadın ya. Soktun mu Ankara'ya? Bırak senin şeyi. Ya bırak Allah aşkına, konuşuyoruz.